Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere CNC torna tezahüründe T0202 dediğimiz yeri T0210 diye de yazabildiğimizi göstereceğim. Bunu biliyorsunuzdur. Teorik olarak da bütün kitaplarda, kaynaklarda yazar. T0202 dediğimizdeki ilk 2 numara takım numarası, daha sonraki de offset numarasıdır. Biz bunu bir takımı 2 offset değerinde nasıl kullandığımızı göstereceğim. Şimdi arkadaşlar gelelim, burada başka bir şey daha göstereceğim. BDT yazıyor. Slash işaretinin aktif oldu. Şurada gördüğünüz gibi ben sortması ısırıp programı sortması sormadan çalıştıracağım için slash koydum. Ve bunu aktif ettiğim an şu an sortması ısır çalışmayacak. O slash blog atlatıyor. Blog'u görme diyorsunuz. Bunu da bu şekilde kullanıyoruz. Bunun yanında arkadaşlar CNC Torna ve işlem merkezi kitaplarımız var. İşlem merkezi kitabımıza geldiğimizde şöyle arkadaşlar. Burada tutuculardan başlayıp takım, tutucu, daha sonrasında high tip bir takımı nasıl kullanıyoruz, mantığı nedir, takımlar, daha sonrasında kontrol paneli, tuşlar, daha sonrasında hangi komutta ne yapabiliyoruz, karttan nasıl program atabiliyoruz, nasıl çalıştırabiliyoruz gibi koordinatlar arkadaşlar. Daha sonrasında örnek programlamaya başlıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar nasıl yazıyoruz, telafiler, dönüşler, JKL yazmalar. Daha sonra 4. eksene kadar burada çok örnek var. Takım giriş çıkışları, kendi de bunlar yapıyor gördüğünüz şeyleri. 50 alt programla nasıl yazabiliyoruz gibi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle kitaplarımız var. Burada arkadaşlar CNC Torna kitabımızda JXL ile şurada geliyoruz arkadaşlar. İşte burada işte tutucular ve takımların kodlama mantığı, ISO kodlama, iş güvenliği ve daha sonrasında işte buradaki kullandığımız tezahür tuşları, kontrol paneli, kısa bilgiler. Çok fazla teknik bilgi var. İşte burada da tornanın koordinatları. Gördüğünüz gibi yavaştan kodlamaya giriyoruz. Başlangıçtan ileriye doğru. Daha sonrasında JXN var arkadaşlar. En sonunda JXN. Şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi JXN'de nasıl programlar yazıyoruz. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Uygulama yaprakları. En sonunda teknik bilgiler gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada işte teknik resim okuma ile ilgili yardımcı olacak şeyleri koyduk. Bu şekilde arkadaşlar bizim şeyimiz şurada gördüğünüz gibi dişler falan. Bu şekilde CNC Torna kitabımız mevcuttur. Şimdi gelelim bizim işe. Bu ekrana gelecek olursak arkadaşlar bakın burada biz delik takım T0606 şuradan da hemen göstereyim. Edit alalım. Şurada arkadaşlar bakın. Şuna yazayım hatta. T0606. Şurada bakın. 06'da T06 dediğimiz takım numarası. Diğer 06'dan sonundaki bizim offset numaramız. Burada gelip şurada arkadaşlar bakın. Aynı şeyi nasıl yazmışım. Şurada M8'i şurada arkadaşlar. Geliyorum. Bakın arkadaşlar şurada üstte şurada getireyim. T0610 olarak aynı takımı kullandım. Başka bir offset numarası. Bizim karetimiz 8'li bir karet. 8'li karette 10. numaraya boşluk olduğu için 10. offset değeri şuradaki. Geliyorum arkadaşlar. Sıfırlarken arkadaşlar 0606'dayken sıfırlamıştım. Şu değerleri alıp direkt buraya yazabilirsiniz input diye. Veyahut da tekrar sıfırlayabilirsiniz. Bu değerden sonra year, yani aşınma değerlerine geliyorum. Bakın 6'da 0.1 içeri aşağı doğru x'te offset vermişim. Burada geliyorum arkadaşlar şurada da bakın onda da 0.075 x'te eksi 0.15'te z'te bir değer olarak kaydırma yapmışım. Aşınma değeri olarak düşünebilirsiniz. Yaptık. O şekilde programı tam yaptık. Ne yaptık biz burada? Gelecek olursak arkadaşlar şu parçayı, elimde gördüğünüz parçayı demin de işlemiş olduk. Bu parçanın içinde aynı takım, delik içi takım 6 numara işliyor. Finish'le. Daha sonrasında arkasında M00 koşulsuz durdurmaya durdurup tekrar start alalım. Ayağı değiştirip bunu tekrar bağlayıp buradan arkadaşlar sildikten sonra şu devin içini kalibre ediyoruz. Finish takımıyla işliyoruz. Bu şekilde bir işimiz var. Şimdi ben size onu pratikte burada gördüğünüz gibi alıyorum. Arkadaşlar bağlıyorum. Gördüğünüz gibi şu an 6. takım hatta en sonu çalışmıştır. Geliyorum şuraya bağlıyorum. Ve daha sonrasında gelip çalıştıracağım arkadaşlar. Şurada program başında olup olmadığına bakıyorum. Reset deyip program başına alıyorum. Memory deyip gelip arkadaşlar şimdi start'a basıyorum.
Arkadaşlar sotmasız kullanmadığım için yani şunlar böyle atamadık kısımda. Şimdi geliyorum arkadaşlar. Değiştiriyorum. Durdu M00'dayken. Söktüm. Şurada arkadaşlar zaten bir de hava tutayım. Temiz olsun. Normalde sotmasız atıyorum bunu. Ondan sonra geliyorum arkadaşlar. Şu arkasını takıyorum. Şimdi aynı takım gelecek, sildikten sonra bu deliğin içerisinde şuraya ufak bir örgüs yapacak. Tatlı şu şekilde de işlemiş olacağız. Gelip siliyoruz alanına. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burayı da işlemiş oluyoruz bu şekilde. Bitti. Bakın arkadaşlar, hem içini işlemiş oldum, arkadaşlar içini işlemiş oldum, hem de burayı radius yaparak kalibre etmiş oldum. Bu şekilde metot yaptık. Normalde 250 çok güzel çıkıyor soğutma sıvısıyla gördüğünüz gibi. Çok güzel de bir 150 diyoruz. Bu şekilde arkadaşlar bir takımı İki sefer aslında offsetlerinde kullanmış oluyoruz. Umarım faydalı olmuştur. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.